İyi günler. Uğur Önver ben hepinize sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir cumartesi günü diliyorum. Çok sıcak gelişmeler var hem savaş bölgesinden hem de ülkemizden. Şimdi Ankara'ya döneceğiz öncelikle çünkü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın önemli açıklamaları var. Şimdi detayları Ankara stüdyosunda bulunan Ahmet Türkeş'ten alacağız. Günaydın Ahmet. Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi gündemde bu tahliyenin de hava yoluyla uçaklarla yapılması bekleniyordu. Bu kapsamda Ukrayna'da iki Türk nakliye uçağının olduğu haberleri paylaşılmıştı. ilk günden bu yana bu konuda ilk kez Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuştu. Hemen o önemli açıklamaları aktaralım. 24 Şubat akşamı insani yardım maksadıyla 2 a 400 m yani Koca Yusuf uçağımızı Ukrayna'ya gönderdik. Aynı zamanda oradaki vatandaşlarımızın da tahliyesini planlamıştık. Oraya vardıktan sonra hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda iki uçağımız şu an bekliyor. Bu konuda hem Rusya hem de Ukrayna yetkilileriyle temaslarımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı Akar. Ve olası bir ateşkes durumunda uçakların emniyetli şekilde Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Akar. Uçaklarımızın olabildiğince emniyetini sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda yakın temaslarımız devam ediyor. Ayrıca uçak mürettebatımızda şu anda Büyükelçiliğimizde misafir edilmekte. İlk fırsatta uçaklarımızı tahliye edeceğiz. Bu sırada eğer imkan olursa oradaki vatandaşlarımızın da Türkiye'ye tahliyesi mümkün olacak ifadelerini kullandı. Tekrar edelim 24 Şubat'ta Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan hemen öncesinde insani yardım amacıyla Türkiye'den 2 A400M Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük nakliye uçakları Koca Yusuf olarak bilinen uçaklar Ukrayna'ya gitti. Hava sahası kapatılması nedeniyle şu ana kadar orada bekliyor. Eğer bir ateşkes olursa ve hava sahası açılırsa bu uçaklar orada kalan Türk vatandaşlarıyla birlikte Türkiye'ye gelecek. E, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hem Ukrayna'da Rus Savunma Bakanları ile temasta olduğunu, bir an önce ateşkesin sağlanması konusunda görüşlerin, taleplerin ilettiğini ve bu konuda olumlu gelişmelerin olmasını beklediğini altına çizdi. Tabii şunu söyleyelim hemen A400M Atlas uçakları aslında Türk kamuoyunun yakından tanıdığı uçaklar. Çünkü yakın geçmişte oldukça önemli operasyonlara katıldılar. İşte uçaklar bunlar. A400M Atlas. Tabii Türk kamuoyu onları Koca Yusuf veya Uçan Kale olarak da biliyor. 75 ton ağırlığa ve 9 bin kilometreye yakın menzile sahip bu uçaklar 44 metre uzunluğunda ve neredeyse 14 katlı bir bina kadar büyük oldukça bu büyük devasa uçaklar 2014'ten beri Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapıyor. 9 adet var. 10. uçakta önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek 37 tona yakın yük ve 155 personel taşıyor. Yani Ukrayna'daki 2A400M Atlas Koca Yusuf uçak hava sahası açılıp Türkiye'ye gelirse beraberinde 300 civarında Türk vatandaşını da Türkiye'ye getirebilecek 10 saat havada kalabilen bu uçaklar 780 km saatte 780 km'de hız yapıyor. Tabii biz bu uçakları nerede tanıyoruz? Koronavirüs salgının başında Çin Wuhan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesinde kullanıldı. Geçtiğimiz aylarda Taliban'ın yönetimi devraldığı Afganistan'da kısa sürede oradaki Türk askerlerini, Türk vatandaşlarını, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araçları bu uçaklar yaptığı onlarca sortiyle Türkiye'ye getirdi.